Öncelikle kendimize baştan bir dürüst olalım. Bu filmin iyi olmayacağını hepimiz biliyorduk. İlk duyurulduğu zamanlarda bile belli başta bir insan grubunun anlayabileceği bariz sorunlar vardı ve anlayabilen insanlar şu an neyden bahsettiğimi o kadar iyi biliyorlar ki. Hayır sorun bir oyun uyarlaması olması değildi daha önce fazlasıyla oyun uyarlamasında eğlendim ben. Eski dövüş oyunu filmleri falan bunun kanıtı. Hani onlar da iyi filmler değillerdi ama onlardaki genel fan servis yeterince eğlenceli olabiliyordu. Bu filmin sorunu çok daha farklıydı. İki aydır ortalarda olmasına rağmen insanlığın ciddi bir bölümü tarafından yeni duyulabilen, bizim gibi bekleyen insanların bile çıktığını fark etmediğimiz bu yapımın sorunu direkt olarak kökünden geliyordu. Paul W.S. Anderson, Why, Mr. Anderson? Why? Why? Bu adamı tanımıyor olabilirsiniz. Gerek de yok zaten ama burada da kendisini biraz biraz öğreneceksiniz. Kendisi beceriksiz bir puşt. Evet bu biraz sert oldu, farkındayım. Hayatı boyunca orta halli aksiyon filmleri dışında bir şey yapamamış, genel olarak Capcom ve benzeri firmaların oyunları için uyarlamalar yapan bir adam. Hani alıyor, lisanslıyor ve filmini yapıyor zamanında çıkıp fanlar tarafından yerin dibine gömülen Resident Evil filmlerini hatırlıyor musunuz? Hani izlemişsinizdir belki de. Onları falan bu abi yapıyor işte. Ölüm yarışı, ölü ya da diri, Alien vs Predator falan da hep bu adamın başı altından çıktı. Ve tek ortak noktaları da Paul W.S. Anderson değil. İlginç bir tesadüftür ki Milla Jovovich de bu filmlerde oynuyor. Hani garip bir aslantı değil mi? Hayır değil. Çünkü bu ikisi evli. Bu yıllardır ortada olan bir şey zaten. Paul Anderson bir filmin haklarını alıyor. Karısını başrol yapıyor ve böylece bütçeden kısıp böyle biraz böyle oradan buradan sıyırıp az parayla ortalama kar yapacak bir yapım ortaya çıkarabiliyor. Resident Evil'ların ilkinden beri olan bir durum ve Milla'nın popülerliği tabii ki yardımcı oluyor bu duruma fazlasıyla. Ben buna tamamdım zaten. Monster Hunter oyunu ve sonrasında gelen Iceborne DLC'si benim için çıktıkları senelerin en iyi işlerinden bazılarıydı. Oynanışları olarak harikalardı ve inanılmaz detay seviyeleri sayesinde sonsuza kadar oynarım ben bunu dedirtiyorlardı. Filmin duyurusu ve posterlerinde de Tony Jaa'yı, o kocaman kılıçları ve tabii ki inanılmaz büyük yaratıklarla savaşacak Milla Jovovich'i görünce de tamam gayet güzel insanlar nefret eder ben de aşırı iyi demesem de izlerken eğlenirim herhalde demiştim. Bu kadar uzun giriş yapmamdan ve bu kadar trivia yani işte bilgi vermemden durumun nasıl olduğunu kavramışsınızdır herhalde. Ama filmin kendisi nasıl artık ondan bahsetlerseniz de Hadi başlayalım. Karşınızda Monster Hunter 2021. Yeni dünya, yaratıkların ve avcıların dünyası veya duruma göre avlananların. Bizim hislerimizin ötesinde bir dünya. Tabii ki olayı bilmeyenleri arlaştırmak için de güzel bir açıklama. Sonuçta bu bizim dünyamızın alternatif bir versiyonu falan değil. Apayrı bir dünya. Ki evet her ne kadar filmden inanılmaz kötü bahsetmiş olsam da bu giriş aslında güzeldi. Monster Hunter World oyununa o kadar saat gömmüş biri olarak filmin başında Handler'ı falan görünce de sevindim hatta. Kocaman bir gemi gördük ve birazcık hayal gücüyle oyundaki ana karakterimiz buradaymış gibi bile davranabilirdik ki o muhabbete de gireceğim ayrıca hani Tony Jaa'nın girişi sanki ana karakterimizmiş gibi hissettiriyordu. Bu giriş her ne kadar güzel olsa da Tony Jaa'nın gemiden düşüşü ve Tabii ki de title card sonrası ekran değişimi ile birlikte her şey bildiğimiz Paul Anderson filmlerine dönecekti. Bizim dünyamız. Bunu gördüğüm anda da tepkim direkt olarak şu oldu. Paul abi yine yapacağını yapmış ve uyarlama adı altında aptal saptal değişikliklere gitmişti. Resident Evil'dan özellikle bahsetmemin sebebi de oydu. Oradaki Alice karakteri neyse buradaki Artemis karakteri de o ki yani Artemis olduğunu nasıl bildiğimi sormayın. IMDb'den girip baktım. Film boyunca adını bilmiyordum. Her yere bir şekilde alışan, başlarda korksa ve yani çok az şaşırsa da bir şekilde günü kurtaran, aşırı güçlü, her şeyi beceren ana karakter kadın modeli. Bugünlerde bunun için kullandığımız bir terim daha var. Daha tanıdık gelebilecek ve olayları biraz daha kolay özetleyebilecek. Mary Sue. Evet Rey, senden bahsediyorum ve ilk 5 dakikadan sonra Tidal Card'ın girmesiyle de saçma sapan bir yola giriyoruz. Bizim dünyamızdan öteki dünyaya açılan kapılar, ekibini kaybeden ve bu dünyada yalnız kalan ana karakter ve bulabildiği onu anlamayan tek kişiyle bir şekilde anlaşarak buradan kurtulmaya çalışması. Tüm filmin olayı bu. Ki her ne kadar kötü bir konsept olmasa da abi yıl oldu 2021. Bu tarz yapımları tolere edebilecek kafada değiliz artık. Bunu 2010 2015 döneminde yapsaydın veya en kötü ihtimalle Monster Hunter World'ün ilk çıktığı zamanlarda falan yapsaydın hoş görülebilirdi belki bu film ama artık hayır. Zaten yeni dünyaya detaylıca girmen gereken yerde onu bayağı üstten verip bizim dünyamızdan birini katman yeterince sinir bozucuydu. Bir de konseptin eski. Ama bakın hem de ciddi bir ama ben bunların hepsini görmezden gelebilirdim. Film eğer Monster Hunter evrenini ve kurallarını biraz daha iyi anlatsaydı veya açıklasaydı minik minik bazı şeyleri üstten gösterseler de hiçbir şeyin detayına girilmediği zaman normal bir izleyicinin anlaması mümkün değil. Benim anlayabilmemin sebebi de Monster Hunter World'e yüzden fazla saat gömmüş olmam ki aslında bu az bile sayılıyor bu arada fazla gelmesin size. Anlayabildiğim için sinirliyim gerçi eksik taraflarını fark ettiğimden o yüzden bu iyi bir durum olmayabilir. En kolay fark edilebilecek şey silahların elementleri durumu mesela. Çift Dagger'larda özellikle bu yanma durumu minik bir sahneyle böyle komedi tarzında böyle açıklansa da neden öyle oldukları veya farklı elementlerin nasıl olduğunu göstermediler ki filmin sonunda yıldırım kullanan mızırağı da gördük. Yani elementlerin farkındalar sadece ateş kullanmıyorlar ama diğer çeşitleri göstermekte uğraşmadılar. Canavarların özelliklerini birbirlerine karşı kullanmada güzel bir olaydı mesela. Örümceklerden esinlenildiği bariz olan Nersilla'ların zehirlerini Black Diablos'a karşı kullanmak gibi. Monster Hunter'da her öldürdüğünüz yaratık özeldir ve farklı bir yerde işe yarayabilir o yüzden zırhlar, ekipmanlar ve tabii ki de canavarlardan düşen farklı şeyler ve yani onların kullanılması kilit bir olaydır. Her ne kadar film ilk yarısında buna az da olsa değinmişti ve yani değinmiş olsa da daha doğrusu kullandıkları canavar sayısı cidden inanılmaz az. Koskoca filmde 4 yaratık falan var ve biriyle savaşmıyoruz bile. Yani bir türle bile savaşmıyoruz neredeyse. Normalde onlarca hatta eski oyunları sayarsanız yüzden fazla farklı yaratığa sahip olan şu evrende koya koya 4 tanesini mi koydunuz ya? Hani Great Jagras'ları ve Puki Puki'leri falan koysaydınız bir ara. Hani Monster Hunter World'ün en azından ki Monster Hunter World bu filmin tabii ki çıkmasının ana sebebi. O, yani, of, oyunun klasik yaratıklarındandı. Sadece Monster Hunter World'de bile 70 küsür yaratık var yani. Tüm oyunları saymıyorum bile. 4 tane mi koydunuz koya koya Allah aşkına ya. Neyse. Ve tabii ki de o son Gor Magala Savaşı. Gayet güzel bir savaştı o konuda yalan söylemeyeceğim. O oyunlardaki havayı veren, ekip toplama, zayıflığını konuşma ve tabii ki de o zayıflıktan faydalanma kısımları gayet güzeldi ki bütçenin çoğu da oraya gitti herhalde. Güzel bir final savaşı ve tabii ki bu tarz yapımların olmazsa olmazı devamının gelebileceğini gösteren Cliffhanger'lı ekstra birkaç sahne. Devamı peki gelir mi derseniz de şu an için kazancına bakarsak seriyi hızlıca bırakırlar gibi duruyor ve büyük ihtimalle asla devamı gelmeyen yapımlar mezarlığında yerini alır. Duruma bakılırsa kar etmesi bile zor duruyor çünkü. Paul umarım bundan sonra eskiden yaptığı gibi uyarlamalar yapmanın işe yaramayacağını anlar ve hepimiz mutlu bir şekilde yeni yapımlar görmeye başlarız. Dizi olarak çok daha iyi olup her şeyi sakin sakin anlatıp bol bol yaratık göstererek sosyal medyanın yeni popüler çocuğu olabilirdin ama yaptığın hatanın bedelini ödüyorsun Anderson. Yapacak hiçbir şey yok. Senin hatandı cezasını çekiyorsun. Ama yine de benden bu kadar ne kadar konuşursam o kadar fazla deliririm ve sınırıma gelmeden durmam lazım. O yüzden dediğim gibi bırakıyorum. Sağdan ve soldan farklı yerlere gidebilir ve aşağıdan da abone olabilirsiniz. Sonraki videoya kadar hoşçakalın, seviliyorsunuz.